çok zorsun ayrı zaman temalı bir bilgi paylaşacağım şimdi sizinle. Ben de bu sabah gördüm. Bir de daha böyle günün ilk saati daha kahvemi tam içmemişim. Öyle bir olay ki uykumu açtı. Bu yeni nesilde bariyer ilişki diye bir şey daha uydurmuşlar artık. Kılıf uydurma diyelim biz buna. Bir tane kızın yorumu var. O yorum düştü meydana. Kızın yorumu okuyorum. Şimdi bariyer ilişki bilmeyenler için bir sevgiliniz var diyelim. Onu çok seviyorsunuz. Duygunuz fazla yoğun ama ona kendinizi fazla kaptırmak ve onu hayatınızın merkezine koymaktan ve dolayısıyla bu yüzden de üzülmekten korkuyorsunuz diyelim. İşte tam burada bir sevgili daha yapıyorsunuz. Ve bu sayede tek bir kişiye bağlanmaktan kurtuluyorsunuz. Burada ikinci sevgiliye bariyer denir. Yani birincisine kendinizi kaptırmanıza bariyer oluyor. Burada kızın söylediği şey ise normal sevgilisine çok aşık olmamak için bariyer sevgili yapmış. Ama bu kez bariyer sevgiliye aşık olmaya başlamış. Oğlum neyle sınıyorsunuz lan bizi? Kadıköy, Beşiktaş, İzmir, Eskişehir size diyor. Derdiniz ne lan sizin? Herkes ayrı bir ucube olmuş yemin ediyorum ya. Hepsine de böyle afilli tanımlar uydurarak kendilerini aklamaya mı çalışıyorlar artık? Tam da çözemiyorum. Herkes bir şeyin de travmasına, problemine de sığınmış. Bir kabahat işleyince, bir bok yiyince bende şunun travması var. Bu bariyer ilişki zımbırtıları da böyle işte. Buradaki kızla otur konuş. Hemen sana sıralar işte babam beni şöyle sevmedi. Geçmişte bana şu yapıldı. Şöyle problemim var, böyle problemim var deyip sıralar. Kötülüğü kendinde bulmaz. Bakın bir yaştan sonra özellikle insanın aklı başına yerine gelebiliyor. Bazı şeyleri kafasının içinde çözebiliyor çözebiliyor. Çözemediği noktada da şunu diyebiliyor en azından. Ben giderim tedavi olurum. Bunlar da böyle yok. Artık insanlarda bunu çok göremiyorsun. Hepsi o ne güzel bir bahane. Dur şunu kullanarak başkalarına eziyet edeyim. Başkalarına travmalar oluşturayım demeye başlıyor. Bunların sorunu sadece kendilerine değil. Bak bu tarz insanların hayatlarına girdiği insanlar da bunlardan etkileniyor. O insanlar da artık ilişkilere doğru dürüst bir şekilde bakamamaya başlıyor. Onlar da başkalarına. Yani bir tane travmatik sorunlu, salak bir şey çıkınca ortaya o virüs gibi yayılıyor. Gidin tedavi olun lan. Bak bunlar yüzünden ilişkilere doğru dürüst bakamaz olduk. Hepsinin ayrı bir sorunu var ya. Burada birçoğunuzun da hayatına bunun kadar uç olmasa da benzer sıkıntılı tipler denk gelmiştir. Öncesini ve sonrasını yorumlara yazabilirsiniz. Sizden çok şey de götürebiliyorlar eğer bir de severseniz. Önce flört zımbırtısını soktular hayatımıza. İlişki ilişki diye bir şey kalmadı doğru dürüst. Eski flört ne güzeldi lan. Çok tatlı bir şeydi eski flört. Tanırdın sadece bir kişiyi. Çok tatlı bir süreçti. Şimdiki flörtle çocuk yapıyorsun flörtüm diyorsun. Sevgili çok güzel bir olaydı. Her anı çok değerliydi. Sorumluluktan korkan yurt dışından ithal travmalarla geliyor burada insanları sıkıyorlar. Kadıköy bunlarla dolu bu arada. Ben mesela çok nadir Kadıköy üzerinden ilişki yaparım. Çünkü sağlıklı psikolojisi olan insan yok lan. Şimdi diyebilirsiniz niye bu kadar sinirleniyorsun diye benzerleri denk geliyor çünkü hayatımıza. Gidin tedavi olun. Bakın size çok iyi bir nasihat vereyim. Travma gördüğünüzde kaçın. Ben bunu tedavi ederim vesaire demeyin. Karşı taraf güzel güzelse yakışıklıysa beynimiz bizi ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki biz bunu bir çözeriz. <laughs> olsun, olsun paşam. Halledilir. Halledilmeyecek mesele değil yani. Ama gerçekler öyle değil işte. Çok nadirini düzeltebilirsiniz. Çok nadiri size de iyi gelmeye başlayabilir. Bir de şöyle bir sorun var. Mesela oldu da birinin bir sorununu çözmek istiyorsunuz. Birine yara bandı olmak istiyorsunuz. Bu sefer farklı kişiye dönüşecekler. Hasta veya yaralı kişi sizi kabul ederken sağlıklı kişi sizi kabul etmeyebilir. Yani tekmeyi de yiyebilirsiniz. Bakın çok basit. Bağlanma sorununuz mu var? Çirkinlik travmanız mı var? İnsanlar tarafından onay almayı çok mu seviyorsunuz? Baba probleminiz mi var? Tedavi olun. Belki bir süre zorlu bir süreç geçirirsiniz ama sonrasında daha rahat nefes almaya başlarsınız. Hem de böyle bahanelerle başkalarına eziyet olmazsınız. Daha bakalım neler göreceğiz. Sonuçta ithal bok bol. Kadıköy'de müsait. Avellerin bir kısmı da bunu modernite falan sanıyor. Daha bol bol görürüz gibime geliyor. Buna benzer. Bunu bile iyi görebileceğimiz şeyler. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.